çıktın ya? Hangi memleketten? Nereden geldi bu pamukçuk? Ne komik ya. Bugün de şamatası çıktı. Hadi konalım şunun yanına da biraz kırpır şamata yaparız. Bana da daral gelmişti. Yaşa sen be kanka. Selam dedecik, oturabilir miyiz? Arzu Hürmet ederim sayın dede. Ve aleyküm selam. Buyurun gençler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nereden böyle? Arkadaşla okulu kırdık da, öyle seni görünce... Evet, seni görünce bu dedeciğim kimdir, nedir, niye böyle yalnız başına oturuyor dedik de... Yarenlik ederim dedik dedeciğimize, kötü mü ettik? İyi ettiniz yavrum, Allah razı olsun sizden. İhtiyarlık malumunuz, öyle pek eşi dost olmuyor insana. İşte ben de bu parka geliyorum, ağaçlarla, kuşlarla sohbet ediyorum bir dost bulamazsam. Vah dedeciğim, bu ihtişamlı görüntünün altında hüzünlü bir kalp yatıyormuş. Bugünleri gösteren Allah'a duacıyız, şükürler olsun. Ama dedeciğim, uzaktan öyle muhteşem duruyorsun ki, şu sırmalara, madalyalara, hele düğmelere bak. Sen neresin, nereden geldin dede? Yoksa sen, tamam buldum. Sen dizide bunu mu oynuyorsun? Artist yani, ondan böyle giyindin. Doğru dostum ya, hangi diziydi, hangi filmdi? Ne dizisi, ne filmi, torunlar, neden bahsediyorsunuz siz? Dedeciğim, biz bu kıyafetleri sadece filmlerde gördük. Atatürk, Kurtuluş Savaşı falan. Evet, sahi meşhur falansan bir imza çakarsın gömleğine. Tüfeğinde var mı dede? Ne imzası torunlar, ne diyorsunuz siz? Dedeciğim, ne işti, neden böyle giyindi? Yeni moda mı yoksa bu? Son ihtiyar kreasyonu falan mı? Yakışmış hani, çok ikilisin maşallah. Torunlar, cahilliğinizi varsayıp kızmıyorum size. Yoksa kırardım bu bastonu sırtınızda. Ama ne yapacaksın? Gençlik bir tuhaf şimdi. Hem cahil hem... Neyse, okullarınızı ikide bir asmasaydınız, orada anlatılıyor bunlar. Gezmek varken sıkılıyoruz be dede. Gençlik var be dede. Hem daha söylemedin neden böyle giyindiğini. Peki öyleyse, madem merak ettiniz, isimleriniz ne sizin torunlar? Hasan. Benimki de Asun. Şöyle modern bir isim koyamamış bizimkiler. Arkadaşlar arasında Aso derler bana. Ha tamam, işimi kolaylaştırdın şimdi benim. Öyle Aso Maso değil. Önce o Asım ismini gururla taşıyacaksın. Kim olduğunu biliyor musun onu? Yok, kim istahil? Asım, İstiklal Marşımızın şairi Büyük Üstad Mehmet Akif'in Türk gençliğini örnek olarak gösterdiği bir sembol ve şahsiyetti. Ben bir şey anlamadım ya. Mehmet Akif'i biliyorsun değil mi? Hani şu İstiklal Marşımızın şairi? Okula gittiğiniz zaman okuyorsunuz ya. Evet, gittiğimiz zaman söylüyoruz. Ha işte onu yazan Mehmet Akif'in Saffat adlı kitabında bahseder aslında. Ona göre Asım, dilini, dinini, örfünü, adetini iyi bilen, vatanına ve milletine sahip çıkan bir şahsiyetti. Büyüklerin de senin adına ondan asıl vermişler. Ben de her yıl milli bayramlarda ve 12 Mart'ta bu kıyafeti giyerek öyle çıkarım dışarı. Allah Allah! Tabii bu madalyam da dikkatinizi çekmişti. İstiklal Savaşı gazilik madalyası bu. Kolay kazanmadık bunu. Ne cepheler gördü bu gözler, bu beden. On binleri, yüz binleri şehit verdik bu uğurda. Sizin akranlarınız, hatta sizden küçükler koşarak gittiler cepheye. Çoğu da geri dönmedi. Bugün burada böyle rahatça ve serbestçe oturabiliyorsanız bilin ki onlar ve başlarındaki başkumandan Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Merhum Akif'in de bu mücadeleye olan en büyük katkısı verdiği vaazlar ve yazdığı İstiklal Marşı ile olmuştur. İşte İstiklal Marşımız böyle doğdu. Sözün kısası, ben her yıl milli bayramlarda ve 12 Mart'ta bu kıyafetleri giyerek öyle çıkarım dışarı. Şimdi anladınız mı beni torunlar? Anladınız mı? Anlaşıldı, anlaşıldı sayın dedem. Biz seni öyle görünce gırgır şamata yapalım dedik ama sen bize unutamayacağımız bir ders verdin. Hakkını helal et. Hadi Aso, gidelim. Aso mu? Aso mu Aso'ya kalktık dostum. Asım'ım ben Asım. İsmiyle ve nesliyle bundan böyle gurur duyacak olan Asım. Sindiremez. Sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Şimdi Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Kurtuluşa Giden Yol adlı oratoryo gösterisini izleyeceğiz.